Ne oldu oğlum? Çok önemli kokular mı buldun? Ayıp ayıp be. Ya burası ev mi acaba? Her seferinde merak ediyorum ha. Ev mi ofis mi? Ama ev gibi de duruyor. Ofis gibi de duruyor. Ama ev sanırım. Ev gibi. Çok iyi ya. Simba dilimizin güzelliklerini kullanıp kanalıma hoş geldin esprisi yapmak ister misin? Neyse yapmıyorum ya. Evet, bugün de Simba ile yürüyüşteyiz. Tancan Fümen ve yakın oğlu. Bugün Simba ile yürürken kafanızı ütüleyeceğim. Vallahi ortam güzel. Ha hoş, bugün de hava sıcak olacak dediler. Ha, sıcak bu, böyle kapalı. 20 derece ama güzel, yürümek için ideal tişört, şort en azından. Ağustos bitene kadar 15 gün daha rahat rahat yürürüz. Değil mi oğlum? Aha, yine çok önemli kokular aldı. Kim kokuyor? Simba söyle. Evet, Simba böyle sağa sola işeyip dolaşırken ve eğlenirken ben de size bugün Welcome to Wrexham. Aslında ne bu? Reality program. Reality show değil aslında. Gerçeğe dayalı ve kendi hikayesini oluşturan yeni bir reality programı Welcome to Wrexham. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney. Umarım adını doğru söylemiştim. Ryan Reynolds'ı zaten herkes biliyor da Rob'u herhalde It's Always Sunny in Philadelphia izleyenler biliyor. Sanırım yakın dönemde de Mythic Quest dizisinde oynadı Apple'ın. Ama konu zaten ikisinin de, tabii ikisi sürüklüyor da, ikisinin çok dışında ve bence futbol severler tarafından ya da genel olarak reality show'u, programı sevenler tarafından ve sporu sadece hikaye abi, hikayesi, hikayeler diye takip edenler tarafından müthiş anlaşılmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu anlaşılmadığını değil, pek dikkat çekmemiş olabilir. Hani en azından Avrupa'da dikkat çekmemiş olabilir ama dünyada evet, Wrexham United'ın Instagram hesabının takipçi sayısı inanılmaz arttı. Maçlarına talep inanılmaz arttı. Bilet arıyor herkes. Ünlüler geliyor, ünlüler gidiyor. Eylül'de yeni sezon gelecek bu arada. Aa, ne güzel köpekmiş o. O yüzden acayip bir hype var. Hatta en son Amerika'da bir friendly turnuvasına da gittiler. Hazırlık maçları yaptılar. Bu hazırlık maçlarıyla beraber popülariteyi iyice gazladı Ryan Reynolds ve Rob McElhenney. Neyse, ikisine Ryan ve Rob diyeceğim artık zaten. Dizide de öyle söylüyorlar. Evet, bir yandan da dizi. Yani tabii ki bütün belgesel havası korunsa da temelde bir dizi. Ben bugün hani uzun uzun, tabii bu altında inanılmaz işte dramalar, duygusal metinler yatan bir dizi değil tabii ki. Ama yaptığı iş gerçekten bence çok acayip. Hatta şuradan gireceğim. Ryan Reynolds Deadpool'da aslında kendi hikayesini filmle birlikte yarattı. Yani o filmi gerilla usulü, kaçak göçek, gizli gizli senaryolar yazarak, bütçeler bularak, ki daha önce işte o berbat Wolverine filmindeki dandik Deadpool'dan sonra ve tabii ki rezalet bir Green Arrow filminden sonra, ki o filmdeki rolünün kafasına sıktı zaten Deadpool'da. Kendisi bu işleri çok sevmeye başladı ve kendi marketing şirketi var bu arada zaten. Ve bir anda Rob'un aslında teklifiyle bu Rex'in işine giriyorlar. Biz de bugün Simba ile parkta dolaşırken size biraz bu Rex'imden bahsedeceğim. Şimdi bu işe girmelerindeki benim esas ilgimi çeken konu, evet, bir spor takımı, herhangi bir spor olayı bittikten sonra bir hikayesi oluşur. Yani aslında kendi yaşadığı süreçle ortaya çıkan bir hikaye vardır. Ama genelde bu aşırı başarılı olan takımlarda daha az yaşanır. Çünkü bir yerden sonra devamlı kolay başarıya giden ya da disiplinli bir şekilde fazla renkli oyuncusu olmadan ya da çok dramatik olaylar yaşanmadan şampiyon olan, kupa kazanan ya da başarıya ulaşan, x bir başarıya ulaşan her takım da hikaye yaratmaz. Mesela Chicago Bulls'un 90'lar döneminde üst üste şampiyon olması birçok kişiyi bayıyordu ama Jordan kendi başına oluşturduğu hikayelerle, işte flu game ile,
Pippen'la, Rodman'la yaşadıklarıyla, Phil Jackson'la yaşadıklarıyla, kendi özel hayatıyla aslında bu hikayeyi yaratıyordu. Ama bugün mesela Denver'a bakın. Denver şampiyon oldu ve bitti, konuşulması bitti. Yani aslında çok disiplinli çalışan, iyi yetenekleri bir araya getiren, teknik olarak, menajerlik olarak çok iyi bir takım yapısı kuran takım şampiyon oldu. Temelde buradan ne hikaye çıkar desiniz? Muhtemelen halkın ilgisini çekecek hiçbir şey çıkmayacak. Ama Lakers şampiyon olsaydı işte LeBron'un 40 yaşına gelirken ki son şampiyonluğu, şöyle böyle oğluna az kaldı, İşte undrafted oyuncularla neler yaptılar falan tarzı şeyler yaşayacaktık. Oha biz nereden girdik, nereye çıktık? Aa, oğlum ben bile bilmiyormuşum buraya. Parkın içine girdim, diğer taraftan. Parkın diğer tarafına çıktık. Aa, iyi, güzel. Wrexham'da evet bu hikaye oluşumunu, ki Ryan Reynolds takımı satın alırken onu söylüyor. Aslında spor hikayelerdir diyor. Ben buna müthiş katılan biri değilim. Gel oğlum, bu tarafa gideceğiz. Simba. Ne var orada? Orada bir şey yok. Ya bu tarafa gidelim. Oraya mı gidelim? Ya hadi bir tur oraya gidelim, sonra bu tarafa gidelim. Evet, sen bizi gezdiriyorsun artık. Biz zaten yaşlandık, sen bizi gezdir. Ya sen de yaşlandın be oğlum. Dedem be. Dedem dedim, bak dedeler bisiklete biniyor. Oğlum burada bir şey yok. Bak buraya soktun bizi de. Burası o kadar güzel değil. Gel dönelim biz, gel. Gel oğlum bu tarafa gidelim. Gel bak parkımızı gezdirelim insanları. Ne diyordum? Ha, Ryan Reynolds takımı satın alıyor, almaya karar veriyor. Rob'la beraber, daha sonra Rob onu gazlıyor. Ve taraftarlarla konuşmaya gidiyor. Zaten bir sunum yapıyorlar board'a, işte yönetim kuruluna. Tabii Wrexham bu arada, zaten Ryan Reynolds aslında Wrexham'ı seçerken hikayeyi başlatıyor. Dünyanın en eski stadına sahip üçüncü kulübü, en eski üçüncü kulübü, stad en eski stad, Galler'de profesyonel ligden düşmüş, liglerden düşmüş ve tekrar yukarı çıkmaya çalışan bir takım İngiltere, yani Britanya liglerinde. Zaten önce Amerikalılar için Britanya'yı ve futbol yapısını anlatıyorlar. Neyse, onlara diyor ki futbol hikayelerdir ve biz aslında bu hikayeyi yazacağız ve dizi başladığında görüyorsunuz ki şöyle ilginç bir şey yapıyorlar. Aslında normal akıyor her şey. Yani alt sıra, alt kümelerde, alt liglerde olan bir takımın başına ne gelebilecekse ya da futbolda ne gelebilecekse başına, işte sakatlıklar, mağlubiyetler, üst üste mağlubiyetler, arada galibiyetler, taraftarlar, kavga, gürültü. Hep olan şeyler oluyor. Ama iş bittikten sonra ve gerçek zamanlı olarak buradan hikaye çıkartıyorlar. Yani sporun ya da herhangi bir takımın işlerken ki, hareket ederken ki ya da yaptığı şeyleri hayata geçirirken ki sürecinden değil, ortaya çıkanlardan, aldığı galibiyetlerden, kaçırdığı penaltılardan, kurguyla ve mükemmel bir kurgusu var bu arada. Zaten bu işin en büyük başarısı kurgusu. Yani kurgusunu sadece tabii sahicini oluşturmuyor, sağ dışından da bunu bağlıyor. Yani yaptığı röportajlar, futbolcunun hayatlarına girmesi, işte bunları fırsata çeviriyor. İşte burada ikileme düşüyorum. Yani takımın başına gelenleri fırsata çeviriyor. Mesela kaleci ciddi bir sakatlık yaşıyor. Kaleci bu ciddi sakatlığı yaşadıktan sonra onun hikayesine geçiyor. Aslında yedek kalecinin hikayesine geçiyor. Kimse sevmiyor kaleciyi. Bunu bir fırsata çeviriyor bu sakatlığı. Halbuki kalecinin hiçbir önemi yok. Yani ünlü değil, bir şey değil. Kim ne yapsın yani Wrexham'ın kalecisini? Ama az kaleci, ilk 11 kaleci sakatlandıktan sonra ilk 11'e gelen yedek kalecinin yuhalanması, o zor süreçten geçmesi ve aslında futbolun dışında olanların, saha içine girmeyenlerin, hayatları boyunca girmeyenlerin futbolcuları nasıl aslında insan olduklarını, futbolcuların nasıl aslında insan olduklarını görme süreçlerine geçiyor. Ve buradan drama ile beraber hikayeyi yaratıyor. Bu çok tuhaf bir konu çünkü bir noktada şuna gelebilir gibi hissettim. Yani sahada atıyorum o güne kadar işte hiç gol atmamış bir oyuncu penaltı olduğunda ya ben de bu artık Wrexham'ın parçasıyım, sözleşme de yaptım. Şu penaltıyı da ben atayım da beni de şey yapsınlar, ileride benim de adım geçer. Ben de ünlü olurum belki. Yani evet, win-win bir durum gibi gözükse de sporun profesyonel yapısını, emektar yapısını ortaya koyduğu o çalışma
genel olarak aslında amatör spor içgüdüsünü ve oradan çıkan sonuçlarla profesyonel olma sürecini baltalayabilir gibi hissediyorum. Yani aslında bir nevi şunu kabul etmek lazım, yine zenginlerin oyun alanına dönüyor. Ama Ryan'la Rob burada çok iyi bir şey yapıyorlar. Burada işi profesyonele bırakıyorlar tamamen. İyi bir futbol danışmanı buluyorlar. Taraftarları dinliyorlar ilginç bir şekilde. Çoğu kişi bunu yapmaz. Aslında bayağı gerçek hayatta Ted Lasso çekiyorlar gibi bir durum var. Tek farkı tabii futbolu bilmeyen bir kolej Amerikan Futbol Ligi koçu getirmiyorlar takım başına. Gerçekten alt kümeleri bilen oranın önemli bir hocasını getiriyorlar. Oğlum ne yapacaksın orada? Heh, gel. Burayı niye çevirmişler acaba? Bu arada geçenlerde burada fırtına olduğu için sağda solda çok dal, ağaç, kırık, dökük şey var. Burada pek olmamış. Şurada ileride bir tane vardı. Onu da kesmişler zaten. Gel oğlum bu tarafa gidelim biz yine. Evet bugün bu videoda da beni görmeyeceksiniz. Ama patates suratımı bir göstereyim size, araya sokayım. Evet, bu kadar yeter. Zaten yeterince görüyorsunuz be. Evet, zenginlerin oyun alanına dönme durumu olmuyor. Çünkü dediğim gibi işte gerçek hayatta Ted Lasso'culuk oynamaya başlıyorlar. Tabii karışmıyorlar mı? Karışıyorlar. Transferleri bitirmek için insanlarla konuşmuyorlar mı? Konuşuyorlar. Hatta Rob çok ısrarcı ve diyalogda iyi bir kişi ki zaten ikisi de aktör olduğu için zaten en iyi bildikleri şey herhalde insanlarla iletişim ve rol yapma becerileri sayesinde onları ikna etmeleri. Ve bu yüzden de taraftar kabul ediyor, kabulleniyor. Yani evet, zenginlerin oyun alalım bir yandan evet ama büyük paralar dökmüyorlar. Hani biz Rex'imi aldık işte Arap ligleri gibi şimdi 100 milyon dolar atıyoruz ve işte Neymar'ı getiriyoruz. İşte Ronaldo'yu da alacağız falan, işte Neuer emekli oluyormuş kaleye de onu getireceğiz falan gibi bir şey yapmıyorlar. Yine alt liglerde ama şunu yapıyorlar tabii. Kendi liglerin üstünde oyuncuları satın alıyorlar. Şimdi bir de bu da işte bu durumun yine tuhaf bir kısmı. Nedir bu? Yani aslında o liglere gitme ihtimali olmayan, 4 profesyonel ligin 3. liginde oynayan bir oyuncu gidip bir anda amatör kümede Wrexham gibi bir takımla çalışmaya başlıyor. Onunla anlaşıyor. Taraftar heyecanlanıyor. Evet yani çok büyük paralar değil belki ama oradaki oyuncu işte atıyorum 30 bin pound alıyorsa oyuncu 100 bin pound alıyor. Çok büyük bir fark oluyor arada. Hatta bunun da geyini yapıyor oyuncular ve bunu da hikayeleştiriyor. Oo oğlum ne yaptın? Dur kap. Sansür. Hemen ben Simba'nın hemen bir bokunu alıp geliyorum. Aferin oğlum. Güzel sıçtın. Tebrikler. Zaten çocuk anne babası gibi devamlı Simba'nın bok kalitesine bakıyoruz yani. Köpek sahibi olanlar anlar, olmayanlar için de evet, sağlık durumunu çözmek için önemli olduğunu söylemem lazım. Neyse, geri dönüştürebilir. Mısırdan yapılmış bok poşetimizi de atıp yolumuza devam edelim. Ne diyordum? Oğlum bak bir sıçtın, vallahi karıştırdın ne dediğimi. Ha şunu diyordum, futbolcular da işte arasında bunun geyini yapıyorlar. Bu tarz maaş farkları falan oluyor. Artı olarak şimdi bu hikaye oluşturma sürecinde tabii ki dedim hani win-win bir süreç gibi dursa da konu ilerledikçe bu takıma zarar vermeye başlayabilir. Ama bir yandan da şu yüzden işte çok seviyorum, çok sevdim daha doğrusu. Hem futbolcuları insanlaştırıyor hem de futbolun çok dışında olanlara ya bu işte insanlar neden futbolu bu kadar seviyor? Yani tabii burada Türkiye'yi baz alınca herkes kıl oluyor da o da ayrı bir konu Türkiye. O yüzden oraya çok girmeyeceğim ki aslında İngiltere de bu konuda müthiş değil. Yani Thatcher döneminde futbolun holiganizmini, kendi ülkendeki holiganizmini baskılarken evet artık kontrolden çıkmıştı ama bir yandan da futbolu da inanılmaz siyasileştirdiler. Biz nereden gidelim ya? Ya buradan gidelim oğlum. Gel. Tekrardan kanalımıza doğru gidelim. Kanalımıza hoş gelelim. Değiştirdiler. Ve aslında bu kadar siyasi ortamda gel oğlum bu tarafa gideceğiz. Bisiklet yoluna girme. Futbol bu kadar siyasileşirken aslında taraftar ortamı çok steril hale geldi. Ve aslında tamamen halkın içinden olan, futbolu seven,
futbolla yatıp kalkmasına rağmen esas yaşadığı sorunların futboldan değil de aslında özel hayatlarında ya da ülkenin ekonomik durumlarından şundan bundan olduğunu fark ettirmemek için ellerinden alınan bir ortamdı futbol bu insanların. Şimdi aslında farklı değil. Yani Wrexham, Welcome to Wrexham izliyorsunuz. Yani kral geliyor falan bu Ryan Reynolds'la muhabbet etmeye. Prens geliyor bilmem ne abi ne yapıyorsunuz yani anında. Anında tabii şunu da anlıyorum yani Ryan Reynolds ve Rob'un buradaki ana hedeflerinden biri de aslında Avrupa'ya açılmak. Şimdi bunu yaparken de İngiltere'yi kullanıp ki Amerika tarafından Netflix Crown dizisi yaptı ve İngilizler hiç mutlu olmadılar. Şimdi İngilizler de biraz belki dikkat etmeye çalışıyorlardır. Hani ulan bizle ilgili ne anlatıyorsunuz falan. Hatta burada şu hissediliyor, bu holiganizm konusuna çok girmiyorlar. Bir noktada giriyorlar. Evet bizim on binlerce taraftarımız var. Zaten çok küçük bir taraftar kitlesini görüyorsunuz. Ve onların içinden böyle insanların çıkmama olasılığı yok. Yani illaki olacak ve bunu gösteriyorlar ama çok steril bir yerden gösteriyorlar. İşte birkaç kişi ceza alıyor, atılıyor. İşte tren istasyonunda kaybettikleri maçtan sonra bir taraftarı döven, ki kendi taraftarlarını dövüyorlar. Öyle de tuhaflar. Döven birkaç kişi uzaklaştırılıyor. Ama şöyle bir şey de yapıyorlar. Bu dedim ya işte taraftarlar da aslında insan. Oyuncular da aslında insan ve onların ne kadar hikayelerin birbirine benzediğini görüyoruz ki bunlar alt liglerde çok kazanan oyuncular değil. O yüzden çok kazanan oyuncular olmadıkları için gerçek hayatlarına döndüklerinde yani futbolu bıraktıklarında ya da işte sakatlandıklarında, futboldan uzaklaştıklarında özellikle gerçek hayatları diyorum. Yani orası bir masal dünyası gibi yani her şey evet iyiken ve çok para kazanıyorken güzel ama bittiği anda futbolcular için öyle değil. Onlar o kadar büyük bir masal dünyasında yaşamıyorlar. Yukarıya da gidemiyorlar. Aldıkları düşük maaşlar zaten anca hayatlarına yetiyor. Ve bittiğinde ne iş yapacaklarını bile bilmiyorlar. Şimdi böyle olunca Wrexham onlara ünlü olma kapısı da açıyor. Yani onların performansı, diyalogları, yaptıkları şeyler, hatta oyunları bile onlara farklı bir kapı açabilecek noktaya getiriyor. Bu aşamada da işte taraftarları da insanlaştırıyor dedim. Orada şunu yapıyorlar. Aslında holiganlığın futbola zararından çok gerçek hayatlarına nasıl zarar verdiğini gösteriyor. Mesela bir taraftarın hikayesi var. Bir hanımefendi dedektif olmak istiyor. İngiltere'de olabiliyorsunuz dedektif. Bilmiyorum Türkiye'de var mı acaba? Vardır belki de. Dedektif olmak istiyor. Bunun için sınavlara giriyor. Çok başarılı oluyor. Ama en sonunda sicil kaydı istediklerinde sevgilisi, bak kocası bile değil, partneri aslında taraftar olan kişi. Bu hanımefendinin partneri ve holigan olarak fişlendiği için, kavgaya vesaire karıştığı için diyorlar ki, dur şu araba da geçsin, sizin siciliniz temiz değil. Yani biz sizi dedektif yapamayız. Maalesef bu işi alamayacaksınız ve kadın işi alamıyor. Ve aslında organizmin sonucunun futbolla bağından çok özel hayatları nasıl etkilediğini yine dediğim gibi steril bir noktadan gösterip geçiyorlar ve bir daha da buraya uğramıyorlar. İşin genelde neşeli tarafına geçiyoruz. Transferlerine, o transferlerin hızlı başarılarına vesaire geçiyoruz. Oradan devam ediyoruz. İşte dedim ya bütün oyuncuları da bir yandan insanlaştırıyor diye. Bunları insanlaştırırken işte dedim ki kalecinin hikayesinden bahsediyor. Bir futbolcunun çocuğu daha doğmadan ölüyor, bunu gösteriyor. Yani bunlar çok riskli konular bir yandan da. Yani oyuncular bunları tabii kabul ediyorlardır. Hani bu, daha doğrusu onlara soruluyordur bundan bahsedelim mi diye. Ve o sayede tabii bu yorumları ya da bu görüntüleri alıyorlardır. Ama yine de yani gerçekten çok riskli konular. Bunların hepsine giriyor. Evet, klasik yolda köpekle karşılaşma süreci. Ne oldu oğlum, gelmedi mi sana? İzin vermediler mi oynamanıza? Çok komik oluyor bu arada ya. Farklı köpekler birbirini görüp kilitlenip böyle duruyorlar. Gitsem mi gitmesem, oynar mı benimle acaba falan diye. Komik oluyor yani. Biraz da şu yöne gidelim oğlum, gel. Aa, dur, üstüne karınca gelmiş. Hop, aldım. Hatta şöyle ilginç tespitler de yapmaya başlıyor futbol üzerinden. Tabi bu da yine futbolcularla konuştukça, taraftarlarla konuştukça ortaya çıkan bir şey. O da şu, mesela erkek çocuklarının özellikle Wrexham gibi daha küçük mahalle takımı diyebileceğimiz küçük şehir takımlarının
taraftarların hep aslında babadan oğula geçen bir, ki normalde büyük takım taraftarı da böyledir. Hani çok nadirdir babasının takımını tutmayan. Babadan oğula geçen bir hiyerarşi içinde devam eder. Ve baba oğul ilişkisinde de tuhaf bir yeri vardır. Bunu inanılmaz yakalamışlar. Yani düşük gelir seviyesinde olup zaten hayatını çalışmaya adamak zorunda olan ve bir şekilde rahat edemeyen bu insanlar ekonomik olarak bir noktadan babaların meslekleniyorlar, hem babaların takımlanıyor ve onları kendilerini kabul ettirmek istiyorlar. Ve futbolda gerçekten bu noktada bir baba oğul ilişkisinin oluşmasında çok ilginç bir yere oturuyor. Ha, bunu ben pozitif ya da evet abi mükemmel böyle olmalı diye şu an anlatmıyorum ama bu durum böyle. Wrexham da bunu tespit etmiş ve bayağı güzel kullanmış. Ya beni bayağı şaşırttı aksine. Yani hiç böyle düşünmemiştim. Ki ben de babam Galatasaraylı, ben de Galatasaraylı olmuştum ama desen ki aramızdaki ilişki ne kadar olumlandı ve müthiş oldu. O tabii ki başka bir konu. Tabii burada yine çocuk taraftarlara da giriyor, oradan çıkıyor işte. Teknik direktörün hayatına giriyor. Teknik direktörün hayatına girmek daha da ilginç. Mesela birçok teknik direktör böyle bir şey hayatta kabul etmez. Yani biz biliyorsunuz işte bir Fatih Terim belgeseli yaptık. Belgesel sterillikten ölecek yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani ters olabilecek, Fatih Terim'in başına gelmiş herhangi bir konuda bir sıkıntı yaratabilecek. Hiçbir şey yok yani. O yüzden bunlara girebilmesi... Ama tabii işte bu takımın konumuyla da ilgili. Yani çok büyük bir takım olmadığı için muhtemelen bu tarz şeylere girmek çıkmak çok daha kolay oluyor. Tabii kadınları da unutmuyorlar. Kadınların da futbol takımındaki yeri... Aha Simba. Kim oğlum? Arkadaş mı geldi? Dur ağzınıza yüzünüze dal girer orada. Şöyle gelin. Hello. Yalnız baban gidiyor ufaklık. Bak baban gidiyor, kaçıracağım babanı. Koş babana. Adam da hiç iplemedi gitti ha. Evladım, evladım baban gidiyor. Heh, gördü şimdi. Evet, kadınları da unutmuyorlar. Hem kadın taraftarların konumunu ama onu da şöyle yapmıyor. İşte yine bir drama üzerinden kuruyor. İşte bunlar da kadın taraftarlarımız. Onlar da çok yetenekli ve başarılılar. Çok iyi bağırırlar. Tezahürat yazarlar gibi değil. Mesela eşini kaybeden bir hanımefendinin hikayesini yeniden tribünlere, daha doğrusu hiç aslında ilgi alanı olmayan bir tribün kültürüne yaklaşıp orada yeni dostlar edinip kendine yeni bir aile kurmasını, oradaki tribündeki arkadaşlarıyla bunu anlatıyor. Bir tane engelli bir hanımefendi var. O takımın engelli basketbol takımı kurması için ön ayak oluyor. Ve genelde faydalı şeyler. Yani burada işte Ryan Reynolds çok başarılı bir adam. Hani şunu kabul ediyorum. Bunların hepsi bir noktada para için yapılıyor. Ve para için yapıldığında aslında her işte konuştuğumuz gibi o paradoksa giriyoruz. Yani Barbie filminde de bunu tartıştık. Yine keza bu tarz işte farklı günümüzün öne çıkması gereken ama çok konuşulmayan konularını kullanıp öne çıkaran her iş. İşte engelli sporu gibi. Ne bileyim işte sağırların hikayesini anlatmak gibi, onların yaşamına değinmek gibi her konu sonuçta burada bir para kazandıracak aracın bir parçası oluyor. Bundan kaçışımız yok. Ama Ryan Reynolds bunları çok ılıman, çok fazla coşturmadan, çok büyük dramalara sokmadan çok iyi planlamış ve iyi yapmış. Bu da yine onun marketing başarısı. Hi. Ağzında yaprak var ya. Gitti mi oğlum? Gel hadi gitti. Gel oğlum. Bugün de evet tam şeye gelmişiz. Yani herkes yürüyüşe çıkmış. Yaşlı kuçular, genç kuçular. Hepsi merak içinde. Aha bak gelişe bak. Hop geri döndü. Hop şimdi iki kuşuyla karşılaştınız. Hadi bakalım. Biri burnunu kokluyor, biri kıçını kokluyor. Ne? Tanışalım mı? Tanışabilir miyiz? Ben tanıdım. Şimdi sen de tanı.
Dur ben de sizi tanıyayım. Hadi babanız bekliyor. Hadi gel oğlum. Hadi Simba. Hadi koş bak babanız çağırıyor. Koş. Bye. Tabii Ryan Reynolds'ın bu, bir de şimdi tamamen farklı bir kültüre giriyorlar. Burada müthiş bir şaka aracı yakalamış. Şimdi Amerikan kültürü ve İngiliz kültürü arasında ciddi, hani İngilizce konuşmalarına rağmen kendi aralarındaki geyiklerin dışında benzer tanımlamalar için kullandıkları kelimeler bile farklı. Hele de Galler'e falan gittiğinizde işte hepten değişiyor. Galler tamamen farklı kelimeler, tanımlamalar kullanıyor. Burada kültürel farklardan ve dil farklılıklarından da müthiş bir geyik ortamı yakalamışlar. Müthiş şakalar dönüyor, müthiş komiklikler dönüyor. Bayağı eğlenceli olmuş bu da. Ya tabii işte bütün bunlar birleşince aslında ortaya çıkan sonuç şu açıdan güzel. Yani eleştirdiğim noktaları zaten anlamışsınızdır. Yani hepsine değinmeye çalıştım. Hatta şunu da söylemem lazım son bir eleştiri olarak. Wrexham'ın bu konumu evet genel olarak bir avantaj yaratacak. Ve rakipler buna itiraz edebilir. Zaten anladığım kadarıyla her rakip ya da her başkan, ya bu taraftan gidelim oğlum, biraz da dıştan gidelim. Her başkan, her rakip kulüp bu görüntülere dahil olmayı pek tercih etmiyor. Evet, müthiş farklı kamera açılarıyla, bu arada acayip bir görüntü yönetmeni de var, onu da öveyim hemen arada. Ve bence şunu fark ediyorlar, yani böyle bir popüler olmaları, bu kadar popüler olmaları onlara dezavantaj yaratacak. Yani oyuncular kendini göstermek için Wrexham'a gitmek isteyecekler. Onların yarattığı sosyal medya gücüyle beraber takımlar üzerindeki baskı artacak. Ha, bunun tersi de olur. Bu arada onu da söylemek lazım. Yani bu tarz takımlara karşı bilenen, onları yenmek isteyen takımlar da artacak. Bu da bir futbolun doğal yapısının bir parçası yani. Ve bu da olacak ama bu iki taraflı durum da terazi herhalde bir noktada Wrexham'a daha çok kayacak gibi duruyor. Ama Ryan ve Rob'un en iyi yaptığı konu işte futbolun aslında amatör kafasını kaybedip tamamen zengin işi bir futbola dönmesi, hiç asla taraftarı iplemeyen, farklı konularda hiç böyle amatör ruhu yakalamaya çalışmayan, tamamen işi paraya dökmüş başkanlardan, samimiyetsiz başkanlardan sonra Ryan Rob ikilisi bence müthiş geldi insanlara. O yüzden de bu popülerlik arttı. Taraftarlar zaten çok mutlu. Yani evet, işler kötü gittiğinde kızıyorlar, eleştiriyorlar, coşuyorlar ama böyle bir popülerlik, böyle bir bilinirlik olması onlar için bence müthiş. Ve bunu da Ryan Rob bu samimiyeti koruyarak bu işi yürütüyorlar. Hatta Eylül'de de ikinci sezonu gelecek. Peki nereye gider bu iş? Yani ne kadar sürebilirler? Şimdi bunu FX'te yapıyorlar, Disney Plus'ta yayınlıyorlar. Ha, bu iş bu arada alıcısız kalmaz. Hani bugün zaten Disney Plus'ın durumu kötüye gidiyor. Sattıkları anda FX üzerinden başka bir yere de verebilirler. Dünyanın her yerinde çalışabilir. Benzer örnekler ortaya çıkabilir. Yani böyle bir rakip projeler ortaya çıkmaya başlayabilir. Ha, inşallah boku çıkmaz yani. O da kötü olur. Lokmacıya dönmesin yani iş. Ama günün sonunda söyleyeceğim şu ki bu işi yani futbol sevmeseniz de izleyin. Özellikle reality programları seviyorsanız, hikayeleri, sporla ilgili hikayeleri dinlemeyi seviyorsanız ya da genel olarak başarı hikayelerini seviyorsanız. Bu arada evet, hani çok spoiler vermeyeyim ama şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde aslında 1,5 sezonluk bir mücadeleyi görüyoruz ve işler iyi gidiyor şimdilik. Gördüğüm kadarıyla yeni sezon da Eylül'de başlayacak demiştim. O yeni transferler falan da yapılmış. Instagram hesabını takip edebilirsiniz, orada böyle bahsediyorlar. O yüzden farklı işler gelir mi bilmiyorum ama bu iş nereye kadar gider açıkçası onu merak ediyorum. Yani Premier Lig'e kadar çıkabilirler mi? Yani Championship'e bile gitseler, bilmeyenler için aslında Premier Lig birinci ligse, Championship'te bu İngiltere'nin ikinci ligi. Yani aslında çok rekabetçi, sert bir lig. Çok fazla maçın oynandığı da bir lig. Oraya kadar bile gitseler herhalde çok acayip bir hikaye olacak. Ve bu hikaye yine başta da söylediğim gibi tersine yazıyorlar. Bunu yaparken de şunu da okudum. Zaten mesela sezon içerisinde
maçlar oynanıyor, olaylar gelişiyor, işte sakatlıklar oluyor, transferler oluyor, şu bu oluyor. Onun üzerine zaten çekilen görüntüler, devamlı görüntü alınıyor ve bu görüntüler devamlı Amerika'ya gidiyor. Amerika'da orada editör ve senaryo ekibi bunu hikayeleştiriyor. Senaryo yazıyor, üzerinden kurgusunu oluşturuyor, senaryo kurgusunu oluşturuyor. Üstüne bu editleniyor, planlanıyor falan filan, yani çok çok ilginç bir iş bu açıdan. Daha önce hani evet spor belgeseli çok izledik. Hatta yakın dönemde işte Netflix'te... Oğlum ne yapıyorsun? Simba? Simba? Ne yap? Git, hadi gel bu tarafa. Gidelim Netflix'e. Bisikletleri mi kesiyorsun? Ne yapıyorsun? İşte Drive to Survive falan mesela Formula 1'i yeniden patlattı. Ha Wrexham zaten bir şeyleri patlatmaya ihtiyacı yok. Zaten futbol çok popüler. Sırtını buna da dayıyor zaten. Yani o yüzden gidecekleri yeri dediğim gibi çok merak ediyorum. Bir süredir de zaten vlog atmıyorduk. Dedim ki bari Wrexham işini zaten böyle buraya ziyarete gelen çok sevdiğim bir arkadaşım evde otururken olan dedi ki yani ne yapsak gel şu Wrexham işini izleyelim, ne zamandır izleyeceğim. Çok geciktik yani, aylar oldu. Hatta siz de soruyordunuz ara ara izlediniz mi diye. Onunla beraber oturup izledik. Aşırı da eğlendik açıkçası. Ya bu arada şey için bile, hani hiçbirini sevmiyorsanız bile gerçekten eğlenceli vakit geçirmek için bile çok iyi. İşte burada yine Ryan Robb'un, hatta bu bence Ryan'ın vizyonu. Deadpool'u da bu şekilde planladığı için tamamen hem marketing aracına çeviriyor ama bir yandan da yani seyircinin eğlencesini de elinden almıyor. Yani o kadar fazla aslında reklam var ki içinde. Yani TikTok'u alıyor, Expedia'yı alıyor, kendi markalarını getiriyor. Yani reklam patlaması aslında. Her yer reklam patlaması ama seyirci böyle bir hani web sitesine girersiniz, her yerden bir şeyler fırlar. Yok işte size notification atalım mı, reklam çıkar, video oynar. Hepsini kapatmaya çalışırsınız. Bir o sitede ne yapacağınızı bile unutursunuz yani. Bu iş öyle değil. Bu iş size o reklamları hissettirmeden yediriyor ve eğlencenizden de hiç kısmıyor. Keyfinizden de hiç kısmıyor. O yüzden bence vaktiniz olursa Welcome to Wrexham işini mutlaka izleyin. İkinci sezonu da Eylül'de gelecek. Oğlum da galiba suya atlayacak. O yüzden ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Ha unutmadan hemen bir easter egg atayım videonun sonuna. After scene. Bir sonraki vlogta da Blue Lock animesinden bahsedeceğim. Yine futbol temalı. Ulan seni de takip aldık. Yavşak herif, devamlı futbol mu anlatacaksın demeyin. O da aslında futbolu kullansa da, evet tabii futbolu yine Wrexham gibi içinden olan bir iş. Futbolu kullanan bir iş ama anlattığı hikayede bir yandan güzel. Evet kötü yanları da var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama Blue Lock çok tatlı bir anime. Bir sonraki vlogta da onu konuşacağız. Videoyu kapatamıyorum. Bir easter egg daha. Az önce tam kapattım. İşte Blue Lock'tan bahsettim. Ekipmanları toplayacaktım, yani çantaya koyacaktım. Hop yine böyle köpeği olan bir çiftle karşılaştık. Sonra muhabbet ettik. İngilizce konuşurken bir anda ismimi sorunca, ya ne yaptığımı soru daha doğrusu. Ben de anlattım işte video kaydediyorum YouTube kanalım için falan deyince. Sonra kanalın adını sorup da adımı söyleyince, ha Türk müsünüz deyip yine İngilizce konuşup Türk olduğumuzu fark edip Türkçe muhabbete geçtik. Oo. Gel oğlum böyle geçelim. Yani burada bunu ben çok yaşadım bu arada. İngilizce diyaloğa girip daha sonra bir 5 dakika sonra falan, aa Türk müsünüz? Çok komik oluyor. Tatlı da oluyor bir yandan hani. Ya şey burada biraz ilginç. Aslında iyi bir şey yani karşındakinin nereli olduğunu yani varsaymak pek hoş olmayabiliyor. İsmine bile bakıp varsaymak. Çünkü mesela çok Türk ismi görüyorsunuz. Mısırlı çıkabiliyor ya da sırf benziyor diye Türkiye çıkıp da bir anda pat diye Türkçe konuşmak, böyle birkaç kere onu da yaşadık yani, hani birebir ben yaşamadım ama ya o da çok tatlı sonuçlanmıyor. O yüzden böyle bir hoşlukta yaşadık deyip artık videoyu kapatıyorum. Evet hadi görüşürüz.